Arkadaşlar merhaba, şimdi Gölbaşı'nda AFAD merkezindeyim. Burası Karayolları Müdürlüğü'nün içerisindeki deprem kriz masası aynı zamanda. Buradan öğrenmeye çalıştığım birkaç şeyi hemen size hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Özellikle Gölbaşı'ndaki depremzedeler Bursa'ya yerleştiriliyordu. Artık Bursa dolmuş. Bursa'dan sonra şimdi Aksaray, Afyon, Erzincan, Niğde, Erzurum illerine buradaki depremzedeleri gönderiyorlarmış. O yüzden eğer gitmek isteyen varsa buraya gelip burada isimlerini, telefon bilgilerini, TC kimlik numaralarını vesaire yazabiliyorlar. Onun haricinde mahalle aralarındaki ve bireysel çadırların böyle toplanıp toplu bir şekilde konteyner kent kurulma durumu var. Yani bütün bu çadırların toplanıp belli bir yere taşınma durumu var. Onun için yer belirleme aşamasındaymış görevliler. Ama şu an net bir şey söylemiyorlar. Beklemedeyiz. O da belli olduğu zaman ben size bilgi vereceğim. Son olarak arkadaşlar, sosyal medyada da bayağı dolaşıyor. Bu deprem anında deprem bölgesinde olup başka şehire gidenler herhangi bir depremzede hakkından, yardımdan vesaire yararlanamayacak falan deniyor. O yüzden depremzedeler kendi bulundukları AFAD'a, kendi bulundukları ildeki AFAD'a muhakkak başvuru yapıp başvuru kayıt formunu dolduracak falan diye böyle bir sosyal medyada haber dolaşıyor. Bu kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Ben buradaki AFAD'ın en yetkili görevlisine sordum. Depremzedenin yapması gereken herhangi bir şey yok deniyor. Başvuru formu yok deniyor. Depremzede eğer başka bir ile gitmek istiyorsa, annesi, babası, yaşlı, eşi, çocuğu vesaire varsa ve başka bir ile gitmek istiyorsa, zaten diyor onun TC'sinden, adres kayıt bilgisinden nerede yaşadığı bilineceği için gittiği şehirdeki, ilçedeki kaymakamlığa, ildeki valiliğe başvuru yapacak ve o insana yardım edilecek deniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben yine bu deprem merkezindeki öğrendiğim bilgilerin hepsini size aktarmaya çalışacağım. Şu an Gölbaşı'nda Karayolları Müdürlüğü'nün içerisindeki AFAD merkezindeyiz. Deprem kriz masasındayız. Buradaki bilgileri size aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yine ben tekrar edeyim. Gölbaşı'ndaki depremzedeler eğer burada kalmak istemiyor ve başka bir yere gitmek istiyorlarsa, Gölbaşı için ayrılan il Bursa'ydı ama Bursa kontenjanı dolmuş durumda. Şimdi Aksaray, Afyon, Erzincan, Niğde ve Erzurum illerine yönlendiriyorlar. Eğer gitmek isteyen varsa buraya geliyor. Karayolları Müdürlüğü'nün içerisindeki AFAD kriz merkezine, yani buraya geliyor. Burada ad, soyad, TC, telefon numarası paylaşıyor. Görevliler onlarla en yakın zamanda irtibata geçiyor arkadaşlar. Mahalle aralarındaki çadırların toplanıp belli bir merkeze, belli bir yere taşınması durumu var. Veyahut konteyner kent kurulması durumu var. Bunun için de şu an yer tespit çalışması yapılıyormuş. Bu yapıldıktan sonra, bu belli olduktan sonra da çadırdaki yaşayan insanları o konteyner kente doğru yavaştan taşımaya başlayacaklarmış. Ama henüz net bir şey yok arkadaşlar. Netleşince ben elimden geldiğince duyurmaya çalışacağım. En önemli konu ise sosyal medyada dolaşan bir mevzu vardı. Deprem anında deprem bölgesinde olup da başka bir şehre gitmek isteyen kişiler depremin yaşandığı, yaşadıkları şehirden ayrılmadan önce AFAD'a gidip başvuru formunu doldurması gerekiyor ki yardım vesaire alabilsin diye böyle bir sosyal medyada haber dolaşıyor. Ben bunu Gölbaşı'ndaki burada AFAD'ın en yetkili kişisiyle görüştüm. Resmi bilgiyi aldım. Depremzedenin yapması gereken veyahut doldurması gereken herhangi bir başvuru formu falan hiçbir şey yokmuş. Örneğin siz başka bir şehre gitmek istiyorsunuz. Diyelim ki Ankara'ya gitmek istiyorsunuz. Gittiğiniz zaman gittiğiniz şehirdeki kaymakamlık veya valiye gideceksiniz. Diyeceksiniz ki ben depremzedeyim. Benim yardıma ihtiyacım var. Kalacak yere ihtiyacım var. Kaymakamlık veya valilikteki görevliler sizin TC kimlik numaranızı girdiği zaman zaten adres kayıt bilginizden nerede yaşadığınızı görecekler. O bölgenin de deprem bölgesi ortaya çıkınca zaten size yardımcı olacaklarmış arkadaşlar. Bunu görevliler bu şekilde söyledi. Ben de size buradan aktarıyorum. Bu önemli bir husus arkadaşlar. Çünkü birçok kişi bunu soruyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu an Gölbaşı'nda AFAD kriz merkezinde, Gölbaşı'nda deprem kriz merkezinden son durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun.